Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda parlayacak. Aslan burcunda bir yeni ayımız var. Kova burcunda bir dolunayımız var. Evet, bu ay genel olarak hayatınızda iş, genel sağlığınız, günlük yaşamınızın düzenine işaret ediyor. Buralarda önemli bazı arayışlarınız söz konusu olabilir. Ayın ilk haftası Güneş'le Uranüs ve Satürn arasındaki sert açılanmalar bireysel olduğu kadar kolektif alanda, toplumsal alanlarda da biraz engeller ve huzursuzluklar yaratabilir. 2 Ağustos Güneş-Satürn karşıtlığı söz konusu. 1-2-3 Ağustos etkisini gösterebilir. Genel sağlığınıza, günlük yaşamınızın düzenine biraz dikkat etmekte fayda var. Kronik sağlık sorunlarınız varsa lütfen buna özen gösterelim. Mesleki konularda da beraber çalıştığınız kişiler veya iş konusundaki sorumluluklar üzerinizde biraz baskı yaratabilir. Bunları iyi idare etmek gerekiyor. 6-7 Ağustos bu sefer Güneş-Uranüs karesi etkinleşecek ki bu biraz beklenmedik ani gelişmeleri işaret eder. Toplumsal konular da olabilir tabii ki bunlar. Daha sakin, daha sağduyulu yaklaşmamız, idare etmemiz gereken konular bunlar. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesine yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşır. Bu yeni ay sizin 6. evinizde doğuyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve sabit burçlarda gezegenleriniz varsa etki alabilirsiniz. Bu yeni ay mesleki konularda bir yeni kapı açabilirsiniz. İş arıyorsanız evet bir iş olabilir. Çalışıyorsanız iş hayatınızda yeni düzenlemeler veya yeni yapılandırmalar olabilir. Çalışma koşullarınızda düzenlemeler veya günlük hayatınızda yaşam düzeninizde bazı yeni yapılandırmalar olabilir. Sağlık konularınıza da işaret ediyor bu yeni ay. Sağlığınızla ilgili eğer sağlık sorunlarınız varsa tedaviler, şifa arayışları olabilir. Bir ilaç programı, bir tedavi programı, yeni bir beslenme, diyet programı söz konusu olabilir. Belki çalışma saatlerinizi düzenleyeceksiniz, spora başlayacaksınız, diyet yapacaksınız. Tüm bunlar yeni ayın kapsamında. Özellikle 2 haftalık süreç yani 22 Ağustos'a kadar olan süreç bu yeni ay gündemleri de devrede olacak. Diğer gezegenlere baktığımızda birçok gezegen aslında Başak Burcu'nda harekette bulunuyor bu ay. Mars zaten ay boyunca Başak Burcu'nda. Genel olarak enerjinin biraz hani ilişkiler ve karşımızdaki kişilerle bağlantılı çalışacağını gösteriyor. Merkür ayın 11'inde Başak'a geçiş yapacak. Kendi burcudur Başak. Venüs ayın 16'sına kadar Başak'ta. Aslında ayın büyük bölümünde biraz hani karşınızdaki kişiler, eşinizin, partnerinizin genel olarak hayatındaki koşullar veya onunla olan ilişki dinamikleriniz belirleyici olabilir. Hani iş dedik, bunlar iş ilişkilerinizde, iş yani iş birlikleri alanında da olabilir veya eşinizle çalışıyorsanız eşinizle ilgili olabilir, eşinizin işi olabilir. İşte sağlık konuları dedik, eşinizin sağlığı ve genel olarak onun hayatındaki arayışlar, tedaviler, iyileşmeler olabilir. Hani buralarda mücadeleler biraz öne çıkıyor. Bazen evet eşinizle ilişkilerde çok fazla konuşmalar, tartışmalar, bir konuda karar verme süreçleri, biraz enerjiyi harcamanız gereken konular olabilir. Bazı sorunlar varsa çözmeniz gereken, özellikle ayın 17'si, 18'i, 19'u gibi işte eşinizle, partnerinizle ya da ortağınızla ya da yakın bir arkadaşınızla herhangi bir konuyu daha rahat konuşmanız, görüşmeniz ve pratik bir çözüm bulmanız, bir fikir birliğine bağlı varmanız daha rahat görünüyor. Yani birlikte yapılacak bir faaliyet için ya da bir verilecek bir karar için bu günler sizin adınıza daha destekleyici olabilir. Ayın 16'sında Venüs Terazi Burcu'na geçecek. Ayın 16'sından sonra parasal rahatlamalar bekleyebilirsiniz. Biraz hani belki eşinizden de destekler bulmaya başlayacaksınız. Kazançlar alanında da biraz daha koşullar sizin lehinize gelişmeye başlayacak sevgili balıklar. Ayın 22'sinde Kova Burcu'nda bir dolunay var. Aslında bu yaz iki dolunay Kova Burcu'nda meydana geldi. 24 Temmuz'da 1 derece Kova Burcu'nda yaşadık dolunayı. Şimdi 29 derece Kova Burcu'nda yaşıyoruz. Aslında Kova Burcu'nun son derecesi olduğu için
Hemen Güneş çünkü Dolunay'dan sonra Başak Burcu'na geçecek. Yani değişken burçların ilk dereceleri de etkileniyor. Siz de değişken bir burçsunuz. Siz de etkileniyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz 0-5 derece arasındaysa ve kişisel haritalarınızda sabit burçların son dereceleri ve değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa etki alabilirsiniz. Bu Dolunay hem iş hayatınızda hem mesleki konularda biraz ama genel sağlığınızla ilgili alanlarda bazı önemli dönüşümler, farkındalıklar anlamına geliyor. 29 derece olduğu için genel olarak kendi içinde bir tamamlanma enerjisi var. Böyle bir farkındalık, bir dönüşüm enerjisi var. Bunlar Temmuz'daki konularla da ilgili olabilir. Artık hayatınızda herhangi bir konuda, hani bu günlük hayatınızdaki sizin sağlığınıza çok iyi gelmeyen bir zararlı alışkanlığınız olabilir ya da işle ilgili bir konu olabilir ya da beraber çalıştığınız bir kişi olabilir, hizmet aldığınız bir kişi olabilir. Sanki bir bitiş, bir tamamlanma, bir dönüşüm var. Böyle bir geçmişi geride bırakıp yeniye doğru ilerlediğiniz bir dönem. Hemen ardından Güneş Başak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki Eylül'de de Başak'ta bir yeni ay var. Artık ilişkiler alanınız parlıyor. Bu da tabii ki daha hayatınızdaki daha ciddi ilişkiler, işbirlikleri alanında yeni bazı oluşumları, yeni enerjileri aydınlatmaya başlayacak. Gündemleri bu alana hızla çekmeye başlayacak sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.